Sevgili seyirciler, İstanbul'da yaşayan Sivaslılar bugün Beykoz'daki piknikte bir araya geldi. Seçime bir hafta kala pikniklerinin memleketlerinde değil, 23 Haziran seçimi için İstanbul'da yapıyorlar. O pikniği A Haber muhabiri Erdal Kuruçay takip ediyor. Erdal. Evet Barış, Beykoz ormanları adeta küçük bir Sivas'a dönmüş durumda. Bilindiği gibi haftaya İstanbul'da yerel seçimler tekrarlanacak ve Sivaslılar normalde dernekler köylerinde yaptıkları piknikleri Beykoz ormanlarında gerçekleştiriyorlar. Dernek olarak bütün Sivaslılar burada diyebiliriz. Bilindiği üzere yaklaşık 700-800 bin Sivaslı vardı. Adeta küçük bir Sivas'ı yaşıyoruz burada. Mangallar yanıyor, bir yandan da sofralar kuruluyor. Bakalım sofrada ne var? Ne hazırladınız bugüne özel? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haber olarak çok teşekkür ederiz pikniğimize katıldığınız için. Geleneksel pikniğimizi bu sene de Allah nasip etti. Yaptık yine hep birlikte. Masamızı hazırladık, mangallarımızı bekliyoruz. Komşularımız, akrabalarımız. Peki, yaşlı genç herkes burada evet, görünüyor. Evet evet, çok güzel bir katılım var gördüğünüz gibi. Resmen Celallı burada. Bu sene de artık burada pikniğinizi evet, kutluyorsunuz. Memlekete gidemediniz. Memlekete gidemedik, şundan gidemedik. Pardon. Seçimlerimiz var biliyorsunuz. Biz Sivaslı olarak önce bir görevimizi yapalım, ondan sonra memlekete gidelim diye düşündük. İnşallah İstanbul'a hayırlı olur seçimlerimiz. Kim hak ediyorsa o kazansın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Evet, biz şimdi kameraman arkadaşım Hasan Sedat Yalçın'la birlikte biraz daha ilerleyeceğiz. Çünkü ileriden bir de Sivas halayı sesi geliyor. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Çok büyük bir alan Beykoz ormanları ve burada vatandaşlarımız pikniklerini rahatlıkla geniş ortamlarda yapabiliyorlar. Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Güvenliği ve temizliği Büyükşehir Belediyesi'ne. Yine bir mangalcı görüyoruz. Siz de Sivaslısınız galiba. Evet, Sivas Hafik Celalli köyündeniz. Peki ne var mangalda? Hazırlık ne var? Mangalda işte köftemiz var, biberlerimiz var, tavuk var. Bu yıl burada mı kaldınız? Her yıl geleneksel olarak Sivas'a gidiyormuşsunuz galiba. Yok, geleneksel olarak Sivas köyümüze gidiyoruz. Köyümüzde yapıyoruz pikniğimizi ama bu sene seçimlerden dolayı ona denk getirdik. Yani bir hafta kaldığı için burada yapıyoruz bu sene. Belki daha bereketli olur. Bol bol böyle hem yersiniz hem haftaya hazırlık olur. İnşallah. Bizim de temennimiz o yönde zaten. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, biz biraz daha devam edelim ve ileride de Sivas halayı var. Yine Sivas'ın yöresel oyunları. Tabii ki bir taraftan mangallar yanarken sofralar da kuruluyor aslında. Biraz sonra yeme içme işine geçilecek ve çoluk çocuk hep beraber burada Sivas halayını gerçekleştiriyorlar. Sivas'ın yöresel birçok oyunu var ve o halaylar da burada devam ediyor oynamaya, kadınla erkekli, ve haftaya hazırlık da diyebiliriz tabii bunun için. Vatandaşlarımız bir kısmı mangallarını yaparken bir kısmı da burada gönüllerince eğleniyorlar. Beykoz ormanlarının tamamını böyle olduğunu söyleyebiliriz. Çok büyük ormanlar buralar ve tamamına Sivaslılar var demiştik. Aslında buraya gelince gördük ki Sinoplular da var, Erzurumlular da var ve hemen hemen yurdun her yerinden dernekler buraya akın etmiş durumda. Çünkü seneye, özür dilerim, haftaya seçimler olacak. O seçimlere hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Kameraman arkadaşım Hasan Sedat Yalçın da size Sivas halayını gösteriyor. Celallı Derneği'ne konuk olduk biz. Celallı Nahiyesi'nin derneğinin organize ettiği pikniğe biz konuk olarak geldik. Ve şu anda yine halaylar hız kesmeden devam ediyor. Bir tarafta tabii, aşağı tarafta da yine bakıyorum, Sinop derneklerini görüyoruz. Ve vatandaşlarımız burada gönüllerince eğleniyorlar. Bir taraftan mangallar yanıyor, bir taraftan halaylar çekiliyor. Haftaya seçimi sadece Sivaslılar değil, burada birçok dernek hazır durumda. Kendilerini hazırlıyorlar hem yiyerek hem içerek hem eğlenerek diyelim. Ve Beykoz ormanlarından sözü tekrar A Haber stüdyolarına bırakalım. Barış.